Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle dondurulmuş hazır mantı nasıl pişirilir tarifini paylaşacağım. Gayet pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem doyurucu hem de lezzetli bir mantı tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Kaynayan suyun içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Ardından mantıları suyun içerisine boşaltalım. Ara ara karıştırarak mantılarımızı haşlanmaya bırakalım. Ben şu anda mantıları yaklaşık 12 dakika kadar pişirdim. Kullandığınız mantının markasına göre pişme süresi farklılık gösterebilir. Paketin üzerinde yazan süreye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu arada mantının haşlama suyundan yaklaşık yarım su bardağı kadarını ayırmanızı tavsiye ederim. Bu suyu mantının sosunu hazırlamakta kullanacağız. Diğer taraftan mantının üzeri için bir kaba aldığımız 3 su bardağı yoğurda ezilmiş 2 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı tuzu ilave edelim. Tel çırpıcıyla yoğurdu krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Mantının sosu için sos tavasına 1 yemek kaşığı kadar tereyağını alarak eritelim. Eriyen yağa 1 yemek kaşığı domates salçasını ilave edelim ve birkaç dakika kavuralım. Daha sonra 1 tatlı kaşığı kuru nane ve 1 çay kaşığı pul biberi de ekleyerek salçalı sosumuzu kavurmaya devam edelim. Hazırladığımız sosa son olarak mantının haşlama suyundan yarım su bardağı kadar ilave edelim. Sosun kıvamı böyle çok daha güzel olacaktır. 1-2 tur karıştırdıktan sonra sosu da ocaktan alabiliriz. Mantılarımızı bir kevgir yardımıyla süzerek tabağa aktaralım. Üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu gezdirelim. Ben lezzetli bulduğum için yoğurdun içerisine sarımsak ilave ettim. Dilerseniz sarımsaksız da yapabilirsiniz. Hazırladığımız salçalı sosu da yoğurdun üzerine gezdirdikten sonra isteğe bağlı olarak kuru nane, sumak veya pul biberle süsleyerek servis edebilirsiniz. Gayet pratik bir şekilde pişirdiğimiz mantımız artık servise hazır. Hem doyurucu hem de çok lezzetli bir ana yemek alternatifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı, fotoğraflarınızı her zaman bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.